Ne geldi? Şşt, ne geldi kız? Arkadaşlar, deniz akvaryumumuzun diğer canlıları geldi. Karşında büyük böyle bir kutu görüyorsunuz. Şimdi onun kutu açılımını yapacağım. Balıkları da hiç bekletmeyin. Tabii ben öncesinde açtım, baktım. Yani taş gibi balıklar, maşallahları var. En sonki videoda hatırlıyorsanız kayıp balık Nemo'yu göstermiştim. Şimdi hiç bekletmeyin çünkü canlılar şu anda çok zor durumdalar. Haliyle uzun yoldan geldiler. Saat 6.30'da falan çıkmışlardı yola. Bayağı uzun yoldan geldiler. Şunların hepsi size sürpriz. O kutu da sürpriz. Şimdi gelelim balıklara. Kaldırabilirsem onun dermanı bitmiş. Burada ne var? Şöyle bir göstereyim hemen. Burada arkadaşlar kayıp balık Nemo'nun arkadaşı Dory var. Şöyle göründüğü kadar göstereyim. Akvaryumda göstereceğim zaten. Lütfen maşallah diyerek bakın. Çok güzel. Stresli olmasına rağmen renkleri ne kadar güzel görünüyor. Bu arada küçük boyunlar daha yavru haliyle. Tabii bizim yavru olmasının bizim için avantajları da var. Akvaryumumuzda böyle kendimiz büyüteceğiz bunları. Tamam, Dory burada. Dory'yi aldık. Dory'yi herhalde inşallah Dory'dir. Kafam bilmiyorum var ya, uyumadım. Yayın mayın. Hiç susmadan konuşmak zorundayız haliyle yayında. Yorgun, sesim de çatallı. Maşallah güzel. Tamam, bu bir. Geldik kutuya. Ondan sonra şunları topluca alalım mı? Dur, topluca almayalım. Burada Pygmy Angel mıydı lan bunun adı? Yok, başka bir şeydi bu. İsimlerini yazdılar da unuttum valla. Burada diğer balığımız var. O da gayet sağlıklı maşallah. Melek balığına da benziyor. Piranaya da benziyor. Böyle tabii bunun renklerini asıl akvaryum içinde göreceğiz. Tamam, bu da burada. Şöyle dursun. Diğer balığımıza bakalım. Valla çok böyle heyecanlıyım. Ama bir o kadar da ölüyorum yorgunluktan. Bunları beklemekten. Bak, Nemo da orada. Siyah beyaz Nemo. Burada da evet yine küçük boylardan. Ama bunun da tipi çok güzelmiş bu arada. Dur, yakınlaşayım bir. Gözleri mözleri çok tatlıymış bunun da. Bunlar yine büyüyecek tabii bayağı da. Süper. Tamam. Bunu da aldık. Şöyle bırakalım. Şimdi parça parça ekleme yapacağız. Yani balıkları şimdi bunlar geliyor falan ya böyle. Olmadı. Akvaryum belki büyütür. Bir şeyler olur. Dur bakalım. Önce deniz akvaryumu meselesini, bütün düzenini yiyip içmemiz lazım. Böyle bir profesyonelleşmemiz lazım. En azından profesyonelleşmesek de bayağı bir öğrenmemiz lazım. Dur, şunları da alayım. Burada ne var? Heh, burada da mercanlar var arkadaşlar. İsimlerini asla bilmiyorum. Hepsini sağ olsun Burak Bey'den öğrenip besleyeceğiz ve sizlere aktaracağım. Çok bir şey görünmeyecektir. Burada iki ayrı mercan mı var? Burada bir şeyler var da anlamadım. Şöyle farklı farklı. Soft mercan bu arada. Sadece onu biliyorum. Yani bakımı kolay mercanlardan. Sadece onu biliyorum. Şurada ne, hangi mercan var? İsimlerini bilenler yorumlara mutlaka yazacaktır da. Burada böyle bir mercan var. Şu an kapalılar. Kapalı olduklarını biliyorum. Burada ne var? Burada da böyle bir şey var. Bunlar mercan mı onu da bilmiyorum. Yani polik mi, mercan mı, ne? Hiçbir fikrim yok. Onların hepsini öğreneceğiz. Sıfırdan başlıyoruz işte. Şu an ne öğrendik? İşte protein skimmer'ın ne işe yaradığını öğrendik. Dalga motorunu, deniz akvaryumu işte tuz oranını, diatom sürecini öğrendik. Temizlik işçisi nasıl eklenir, ne işe yarar onu öğrendik. İlk canlı eklemeyi öğrendik. Şimdi işte bunlara başlıyoruz. Sıfırdan umarım sizler de başlamak isteyen, şu an başlamış olanlar da benimle beraber yapıyordur diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi burada bayağı bir ürün var. Tamam mı? İşte sump malzemelerinden, işte deniz akvaryum mercan yemlerine, ondan sonra deniz akvaryumunun balıklarının yemine. Bu da yine içinde şeyler var. Ne onun adı? Tüpler var. Kırıyorsun, döküyorsun falan. Ben bunu Burak Bey'le konuşacağım. Malav İzmir Deniz Akvaryum ekibinden. Tamam, tuzlu su balıklarımızın yemleri burada. Bir sürü malzeme var. Onların ben size ayrı detaylı videolarını yapacağım arkadaşlar. O zaman bir öncekinde olduğu gibi 10 gün sonra geliyormuş değil mi video? Bir önce yayınladığım kayıp balık Nemo'ları aldım videosunda olduğu gibi. O zaman ben bunları hiç bekletmeyeyim. Aşılamasını bilmem nesini ayarlayayım arkadaşlar. Hem de ben bir dinleneyim. Enerjik bir şekilde videoya kaldığımız yerden yarın devam edelim. Yani ben şimdi saniyeler içinde göreceksiniz de. Ben şimdi yatacağım, uyuyacağım, balıkları aşıladıktan sonra enerjik bir şekilde tekrardan buraya geleceğim. O zaman birkaç saniye sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Ya dayanamadım, şu aşılama kısmını da gösterin de öyle gideceğim. Şimdi hortum buradan attık, yine geliyor. Şimdi bunları tek tek birbirlerine aşıladım. Bu arada her biri ayrı bir suda ya. Belki aynı akvaryumdan geldi bilmiyorum ama yine de önce her birinin paketini diğerine aşılaya aşılaya birbirine aşıladım. Muhtemelen aynı akvaryumdan geliyordur da. Yine de sonra da bak, burada vanamızdan damlıyor bak. Görüyor musun?
Bu balıkların suyuyla bizim akvaryumun suyunu şu anda birbirine alıştırıyorum. Balıklar birden farklı bir suya, farklı bir bakteri yapısına geçip de şoklanmasınlar diye. Tuzluluk oranı aynı, ölçtüm. Yine de tuzluluk oranıyla bitmiyor tabii her şey. Tıpkı tatlı su balıklarında olduğu gibi bunlarda da güzel bir aşılama şart tabii. Mercanları da aşılanıyor mu bilmiyorum mercanlar ama yine ben mercanları da aşılayacağım. Açılıyorlar, kapanıyorlar böyle ben hareket edince böyle birbirlerini kapatıyorlar. Belki aşılanmıyordur mercanlar bilmiyorum ama olmuş kadar sağlam olsun ya. Ben bunların üzerlerini kapatacağım şöyle. Uyandıktan sonra devam ki. Hadi görüşürüz. Bu defa gidiyorum ben. Uykusuzluktan ölüyorum çünkü. Sonra devam. Evet, geldik şimdi günümüze. Şu anda kaçtayız la? 5 Mart'tayız arkadaşlar. 5 Mart gecesi sabaha bağlayan. Şu an bugün işte. Şu anda videonun finalini çekiyorum. Çünkü videonun başında zaten yazmışımdır. 17 Şubat'ta mı? O tarihlerde falan çekmiştim videonun başını. Tarçın burada ve sizleri şimdi deniz akvaryumuna götürüyorum. Finaliyle canlılarımızla bakalım ne hale geldi mercanlarla beraber. Hadi hep beraber bir inceleyelim. Şimdi akvaryumu önce beyaz ışık altında inceleyelim. Sonra deniz akvaryumu için mavi ışığa geçeceğiz. Öncelikle şöyle bir balığımız var. Pygmy Angel mıydı? İsimlerini unuttum. Hangisi hangisinin adıydı? İnanın unuttum. Ben onu sonra eklerim. Diğer videolarda anlatırım. Melek balığını andıran bir balığımız var. Balıklarımın hepsi yavru bu arada, haberiniz olsun. Daha ufaklar. Sonra kayıp balık Nemo'nun arkadaşı Dory burada. Maşallah. Maşallah deyin ne olur. Çok güzel görünmüyor mu ya? Daha ben var ya mavi ışığı açayım bir de öyle görün. Şurada bir balığımız daha var ama o Pygmy Angel bu da olabilir. Bilmiyorum hangisiydi. Çok çekingen bir balık. Dory de öyle. Kayıp balık Nemo'yla bu arkadaşı sürekli yüzüyorlar. Hatta kayıp balık Nemo benim elime saldırıyor arkadaşlar. Yani şu küçücük boyuyla elimi öyle bir ısırıyor ki temizlik yaparken sürekli böyle o beni kovalıyor ben onu kovalıyorum. Bayağı birbirimizle oynuyoruz. Kayanın formunu değiştirdim gördüğünüz gibi. Ortaya şöyle bir mağara yapmaya çalıştım. Çünkü çok girip çıkıyorlar arasına. Sıkışmalarından çok korkuyordum. Bayağı bir genişlettim orayı. Şu arkadaş da bir dışarı çıksa da onu da size bir göstersem rahat rahat. Neyse o çıkana kadar mercanları göstereyim. Bak burada mercanlarımız var. Şimdi keşke insan gözüyle göründüğü gibi olsa kamerada. Bu arkadaş da çıkmak üzere ama bir çıkmadı. Diğer balığı da bir gösterebilseydim size. Her neyse. Bu mercanlar fosforlu böyle bildiğiniz lamba gibi yanıyor adeta akvaryum içerisinde. Şu an kapalılar. Hatta şu kendini açmış. Birazdan mavi ışığa geçtiğimde geçmeyecek şekilde açmaya çalışacağım elimden geldiğince ama. Ha bak mavi ışığa geçince çıkmaya başlıyorlar hemen. Ya of kamera çok etkileniyor mavi ışıkta ya. Şöyle biraz daha beyaz açayım. Dory'nin formunu mavi ışıkla seyredin. O kadar güzel ki. Sonunda yakalayabildim bak yine girdi içeri. O kadar güzel mağara oldu ki burası. Bir yerden giriyorlar bir yerden çıkıyorlar. Olabildiğince genişlettim mağarayı. 3-4 ayrı çıkış kapısı yaptım mağaraya. İstediği yerlerden girip çıkıyorlar. Zaten dediğim gibi bu arkadaşla kayıp balık Nemo hiçbir zaman mağaraya girme ihtiyacı duymuyor. Onlar takılıyorlar paso. Şimdi diğer arkadaşlar da gelir. Çekim yaptığımı anlıyorlar ya. Harbiden anlıyorlar. Şimdi şöyle yapalım. Bu mercanları size fosforunu nasıl gösterebilirim? Beyazı kısarsam. Var hiç gözümle gördüğüm gibi olmuyor ya. Şu arka spotları da söndürdüm. Şimdi daha fosforlu oldular.
Dur bakalım, yaklaşacağım. Yok arkadaşlar, yani imkanı yok, size bu kamerayla fosforu görünmüyor. Peki kısarsam maviliklerini? Yok yine görünmüyor. Yalnız Doru'ya bak ya. Üf, şu mavilikte var ya, bunları size göstermem lazım ama olmuyor arkadaşlar. Beyaz açacağız mecburen. Anca böyle gösterebiliyorum. Ama o lense bakacağım. O lensi benim ayarlamam lazım çünkü sizlere bu mercanların güzelliğini göstermek istiyorum. Böyle akvaryumuz oturdukça denizaltı yaşamını size burada olabildiğince göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben de dediğim gibi ilk defa tecrübe ettiğim için sürekli şaşırıyorum olan bitenlere. Yalnız şu Dory harbiden, ya şuna bak ya, tasarımına bak üzerindeki. Bir de ben resim, yani benim branşım resim heykel. Çizimle, resimle, tasarımla uğraştığım için üzerindeki renk tonu, çizgi, yani şu desen o kadar güzel ki, kuyrukta sadece bir sarı olması o ayrı bir güzellik katıyor. Dalgıç kıyafeti giymiş gibi balık ya, şuna bak. Üzerindeki böyle bir kıyafet gibi duruyor. O da daha yavru. Balıklarımın hepsi yavru. Paylaşo balığı geldi geleli boy attı. Zaten fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Birazcık boylandı ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Bunları kendime iyice alıştıracağım. Şu diğer arkadaş o kadar çekingen ki. Ha, keşke şunu gösterebilsem ya. Of. Şu mavilikte size şurayı göstermem lazım ama olmuyor. Neyse. Çok fazla zorlamayacağım. Ne kadar çıktıysa görün şöyle mavi mavi. Şimdi ben size genel bir anlatım da yapayım. Arkadaşlar, protein skimmer'ı görüyorsunuz. Bayağı topladı. Ben bunu şimdi temizleyeceğim videodan sonra. Köpük kısmını görüyorsunuz. Buradan böyle köpürüyor. Köpürenler burada toplanıyor ve ben buradan bunu alıp götürüp temizleyip tekrardan taktığımda tekrar başlıyor işlemler. O sürekli filtre. Şimdi bu akvaryuma bir önceki videodan gördüyseniz böyle koli koli ürün açmıştım ya burada. Filtreler, onlar bunlar. Güzel bir filtrasyon yapacağım. Ki zaten Burak Bey'le görüştüğümde şu an için çok ihtiyaç yok filtrasyona. Kayalar zaten yeterli şey yapıyorlar. Protein skimmer da bir taraftan temizlediği için dedi. Ama yine de güzel olsun ya. Şöyle filtremiz de olsun. Ben yine kendisine danışarak buna güzel bir filtre de yapacağım. Camın kenarında takılı duran cihaz sonradan geldi. Dikkatinizi çekmiştir. Bu Oase markasının Mavi İzmir'den aldığım, videoda gösterdiğim cam sileceği arkadaşlar. İçli dışlı mıknatıslı. Bunu hemen böyle. Bunu bu arada tatlı suda ve tuzlu suda, yani Lepsis akvaryumunuzda bile kullanabiliyorsunuz. Ciklette, Japon'da, bütün akvaryumlarda kullanılabiliyor. Burada camın içini dışını hiç süngerle müngerle uğraşmadan hop sildim. Hem içi siliniyor hem dışı siliniyor. Arka camlara da geçebiliyorum. Nasıl geçiyorum göstereyim hemen. Bak, bunu yan cama geçirmek için üstten de tutabilirsiniz. Çektiğiniz zaman zaten yüzmeye başlar, dibe batmaz ama yaklaştırdım zaten mıknatıs olduğu için. Bak, yüzeyi hiç dalgalandırmadan yana çektim. Şöyle hop yapıştırdığım anda buradan yandan devam ediyorum silmeye. Bak, şu üzerindeki kalıntıları da, yüzeydeki cam şeyleri var ya, oraları da buraları da iyice. Tabii benim akvaryuma göre birazcık büyük kaldı bu ama gayet de iş görüyor. Yani büyük olmasının avantajlarını da görmüyor değilim. Ben geldim tekrardan bu tarafa geçirmek istediğimde çektim bunu. Buraya getirdim şöyle, hop. Bak, hiç dışarı damlatmadan, hiç sıçratmadan çektim kenara. Benim cam temizliğim bu kadar. Hemen fış fış yapıyorum bütün her tarafı. Tamam, bitti gitti. Olay bu. Şu balık da dışarı çıksa da onu da onun peşindeyim. Size onu göstereceğim. Neyse, konuşları göstereyim. Konuşlar yine devam temizliğe. Kendini gömenlerini görüyorsunuz. Bunlar da tuzlu su akvaryumunun elma salyangozları diyeyim. Yani öyle anlayın. Bunlar da öyle işte. Aha, çıktı. Bu balık da böyle sarı ve parlament mavisi desenlerinde. Yani şu mavi lambayı yaktığında olay o kadar değişiyor ki anlatamam size. O da orada. Ya bir yandan da mutlu oluyorum çünkü doğal ortamını yakaladı gibi hissediyorum. Yani mağara formu bence güzel oldu. Üst tarafta biraz bocaladım çünkü birbirine tutturmaya çalıştım falan derken zaten kısmetse, becerebilirsek mercanlar bilmem neler daha da gelir alırız ekleriz. İyice formülünü işi öğrendikten sonra kayanın üzeri rengarenk mercanlarla dolar. Tamamdır. Deniz akvaryumumuzun başından ayrılalım. Çünkü sizlere hala videolar gelecek. Oğlum neler gelecek size bak şimdi. Önceki videoyu izlemişseniz biliyorsunuzdur. Bu size sürpriz bir canlı tank olacak. Ne olduğunu söyleme, sürpriz olsun dediniz. O yüzden söylemeyeceğim. Normalde biliyordunuz aslında da. Bu farklı bir tanka dönüşecek. Lepsis üretim serisi gelecek arkadaşlar. Blue Ivory Lepsis'lerimizi üretmeye, çoğaltmaya devam edeceğiz. Hatta yavruları oldu. Dur, onu da size bir
Ya da sonraki videoda göstereyim, o Lepisesler'in videosu olsun. Yavrularımızı aldık Lepisesler'den. Onların akvaryumlarını revize ediyorum. Başka iguana videosunu hazırladım. Teraryum videosunu hazırladım. O gelecek. Gecko videosu ayrı olarak gelecek. Çünkü şu anda bir gecko ithalatı olacak yakın tarihte. Alper abi zaten paylaştı. Önceki videoda da söyledim. Jiguli'ye binnaz gelecek. Eş alacağız geckomuza. Gibi gibi bir sürü şeyler işte. Onların videoları kanala yavaş yavaş gelir. Arkanıza yaslanın, yeni gelen videoları, odanın gelişmelerini takip edin. Keyif alıyorsanız izlersiniz zaten. Bildiğiniz gibi kanalımın katıl kısmı aktiftir. Kanalıma dilerseniz katıl kısmından katılabilir, destek verebilir, aramıza katılabilirsiniz. Kanalımıza katıl butonundan destek verip aramıza katılan Burcu Özilhan 9. ayında, Nopem Out 8. ayında, Oğuz Çelik 8. ayında, Emrecan Akgün 8. ayında, Semih 8. ayında, Ramazan Cerit 8. ayında, Necdet Terzioğlu 7. ayında, Engin Ahmet 6. ayında, Burak 06 4. ayında, Efeit Hoş 3. ayında, Doğukan Koyun 3. ayında, Muzaffer Kaya 4. ayında, Rıdvan Koç 3. ayında, Kerem Yıldırım 6. ayında, Samet Sevtekin 3. ayında, Baran Al 8. ayında, Sigma Agvarist 3. ayında, Sungur Abi 1. ayında, Mertko 1. ayında, Pusat Özçelik 28 gün önce katılmış, bir ay olmuş, Enes Güvenç 16. gününde, Yücel Yücel 1. ayında ve Erdem Kaya 3. ayında. Baştan sona bütün katıl üyelerime çok ama çok teşekkür ederim. Sizler de aramıza katılabilirsiniz. Tamam, o zaman dostlar, bak yorumlara link sabitliyorum. Her zaman söylediğim gibi. Biz hatta bak şu an ben bu videoyu çekerken yayındaydım. Aslında bu videonun girişini yapmadan önce, bu balıkları karşılamaya gitmeden önce biz yine sabahladık. Sabaha kadar Twitch'te oyun oynadık, sohbet ettik, video izledik. Bir sürü, hatta balıklar geldiğinde ilk Twitch'teki izleyenlere gösterdim. Canlı yayınlara gelmek isterseniz Twitch linkini, YouTube'da bir oyun kanalım var, onu hepsini sabitliyorum. Instagram'ı, onu, bunu, hepsi orada zaten. Yorumlardan linklerle kanallarıma ulaşabilirsiniz. O zaman kanalıma abone olmayı, bu videoya like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda ya da gelirseniz canlı yayınlarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.